Bir de yetkililerin çekirdeklerini alıp ekranın karşısına geçip cinayet haberiymiş, birbirlerini vuranlarmış, kan akıtanlarmış. Uzun süre büyük bir ilgiyle izledikleri kira, konut krizine geçelim efendim. Böyle yaptılar biliyorsunuz. %25 diye bir sınır geldi. Kimse uygulamadı, değil mi? Uygulayanlar mağdur edildi belki bir bakıma. Çünkü ben ev sahibiyim ama kirada oturuyorum. Oradan aldığımda kiramı ödüyorum diyen haklı talepler vardı. Onların dışında orada hak teslimini yaptıktan sonra geçelim kiracılara, kiracıların yaşadıkları. Sonra vatandaşın arasında yaratılan gerginlik. Cinayetler işlendi. Bu uğurda diyelim, nasıl bir uğursa, %25 meselesine de sonra devletimiz şöyle yaklaştı. Ya doğru, biz bunu uygulamıyoruz. Bakın bu kadar da kan aktı. 3-4 aydır da izledik, düzelecek gibi değil. İnsanlar sakinleşmiyor. Biz arabulucu sistemini getirelim. Bunu devlet eliyle %40'a %50'ye arabulucu yordamıyla yapalım. Baktılar yargıdaki dosyaların birikmesi engellenmiyor. O da gitti. En iyisi bu işi kökten bitirelim. %25 işini rafa kaldıralım dediler. Bugün 1 Temmuz ve 1 Temmuz itibariyle kirada artık yeni bir döneme geçilmedi. Eskiye dönüldü. Tefe tüfe oranları artık uygulanacak. Şu anda %55'lerle %70 arasında bir aralık veriliyor. Ortalamasını %60-65 dolaylarında alabilirsiniz efendim. Önümüzdeki aydan itibaren kira sözleşmesinin yıl dönümü gelenler için artık tüfeğe bakılacak. Evim de var ama kendi evimde oturmuyorum. Etiler Huzur evinde kalıyorum. Kiracım da yok, boş duruyor. Son 2 yıldaki kira artışındaki %25 sınırı 76 yaşındaki Nurettin İkbal gibi birçok ev sahibini ya evini boş tutmasına ya da mahkemelik olmasına neden oldu. Valla şimdi kiracı koyarsam kira ödemez, mahkemelik olurum. Başıma dert açar diye o bakımda korktum, kiraya veremedim. Kirada %25 sınırı resmi olarak kaldırıldı. Hesaplamalar yeniden tüfe dönemine döndü. Sınır varken ev sahipleri ve kiracılar sık sık mahkeme karşısında karşılaşmışlardı. Sınırın kaldırılmasıyla birlikte bu karşılaşma sayısının artacağı öngörülüyor. %25'i kaldırdılar, şimdi istedikleri gibi zam yapıyorlar. Zor duruma. Zor duruma sokuyorlar insanlara. Artış %25'ten fazla yok denildi. Zam konusunda anlaşamayan taraflar adliyede bir masada anlaşmaya çalıştı, olmadı. Dosya yükü arttı, devreye arabuluculuk sistemi girdi, o da çare olmadı. Para ve hapis cezası gibi yaptırımlar getirildi ama nafile, sistem devre dışı bırakıldı. Uygulayan yoktu zaten. Tamamen sistem insanlara bir şekilde batırmak için yönelik olduğu için bu da onların uydurduğu bir sistemdi. Yasaya rağmen sınırı aşan çoktu. Peki ortada sınır kalmadı. Artış eski usule göre yapılacak. Yani TÜİK bazlı açıklanan enflasyonun 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanacak. Zaten istedikleri gibi yapıyorlardı. Onun bir hiç fonksiyonu yoktu. Senin gücün varsa devlet olarak kiraları 10 bin liraya, 5 bin liraya düşür. Yapabiliyorsan bunu yapacaksın. Adamın aldığı paraya niye el koyuyorsun sen?